Merhaba arkadaşlar, 6. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sorularla karşınızdayız. A bölümü, aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. 1. Solunum, boşaltım, sindirim, dolaşım sistemlerinin çalışması omurilik tarafından gerçekleştirilir. Yanlış arkadaşlar, iç organlarımızın ve bu sistemlerimizin kontrolü omurilik soğanı tarafından gerçekleştirilir. 2. Kan şekerimiz yükseldiğinde kan şekerini düşüren hormon insülin hormonudur. Doğru arkadaşlar. Buradaki inmekten gelsin aklınıza. 3. Böbrek yetmezliği olan hastalarda böbreklerin yapması gereken süzme görevini diyaliz makineleri yapar. Evet, doğru arkadaşlar. 4. Yarım daire kanalları beyincik ile birlikte vücut dengesini sağlar. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Bir nevi vücudumuzun su terazisi gibidir. Hani içinde baloncuk olan terazileri hepiniz görmüşsünüzdür. İşte bu yarım daire kanalları da bizim vücudumuzun terazi görevini yerine getirirler. 5. Duyu organlarından gelen uyarıların algılanması omurilik soğanı tarafından gerçekleştirilir. Yanlış arkadaşlar. Beyin tarafından gerçekleştirilir. 6. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Evet, bu da doğru. 7. Maddeleri oluşturan tanecikler arasındaki boşluk fazla ise ısı iletimi yavaş olur. Evet, boşluk ne kadar fazla ise ısı iletimi de yavaş olur. Cevabımız doğru. 8. Pürüzsüz set yüzeylerde ses daha az soğurulur. Doğru arkadaşlar. Çünkü ses daha fazla yansımaya uğrar. 9. Eşya olan oda boş odaya göre sesi daha çok soğurur. Evet, eşyalı oda arkadaşlar. Bir sürü pürüzlü ve yumuşak cisimler olduğu için sesi daha çok soğurur. Bu da doğru. 10. Ses yalıtımı için sesi iyi ileten maddeler kullanılır. Tam tersi iyi iletmeyen malzemeler kullanılması gerekir. Bu da yanlış. B bölümü, aşağıda merkezi sinir sistemi yapılarına ait temsili bir model verilmiştir. Model üzerinde ok işaretiyle gösterilen yapıların isimlerini boş bırakılan kısımlara yazınız. Burada beyin gösterilmiş arkadaşlar. Bakın burası beyincik. Burası omurilik. Bakın burada da omurilik soğanı. C bölümü, aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Duyu organlarının sağlığına dikkat eden kişi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ağız temizliğine dikkat etmemeli. Hayır. B. Güneşte uzun süre kalmalı. Hayır. Bunlar sakıncalı şeyler. C. Kulaklarını sert cisimlerle karıştırmamalı. Evet, bu doğru işte. D. Televizyonu uzun süre yakından izlemeli. Bu da yine yanlış. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Sinir sisteminde bulunan yapılar ve görevleri ile ilgili aşağıda eşleştirme yapılmıştır. Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 1. Denge beyincik demiş. Doğru. 2. Koklama beyin. Evet, duyu organlarımızdan gelen. 3. Refleks demiş. Omurilik soğan demiş. Yanlış arkadaşlar. Omurilik olacaktı. Cevabımız 1 ile 2. D şıkkı. 3. soru. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kız ve erkek bireylerde meydana gelen ortak bedensel değişimlerden değildir? Ortak olmayacak. A. Deride yağlanma ve sivilce çıkması. Bu ortak arkadaşlar. B. Ses kalınlaşması ortak değil. Çünkü erkeklerde ses kalınlaşır. Kızlarda incelir arkadaşlar. O yüzden cevabımız B. 4. soru. Tünellerin tavan ve yan tarafları pürüzlü malzemelerle kaplanır. Otoyolların kenarları ağaçlandırılır. Bu verilen uygulamaların neden aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bunlar ses yalıtımı ile alakalıdır. Bakalım, A. Otoyolları güzelleştirmek. Hayır. B. Araçların süratini azaltmak. Hayır. C. Araçlardan çıkan seslerin soğurulmasını sağlamak ki ses yalıtımı. Cevabımız C şıkkı. 5. soru. Bazı hormonların vücutta meydana getirdiği etkiler aşağıda verilmiştir. Buna göre hangi seçenekteki hormona ait bir etki verilmemiştir? Çocukluk ve ergenlik döneminde vücudun büyümesini sağlar. Büyüme hormonu. Korku ve heyecan anında kalp atışını hızlandırır. Adrenalin. Kan şekerini normal değere düşürülmesini sağlar. İnsülin. Tiroksinle ilgili bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız D. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi alt deride bulunmaz?
Sinirler, kan damarları, yağ bezleri alt deridedir. Deriye renk veren pigmentler üst deridedir arkadaşlar. Cevabımız A. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi kulağa ait bir yapı değildir? A. Salyangoz, doğru. Çekiç, örs, üzengi kemikleri, evet bu da kulakta. Oval pencere yine kulakta. İris gözdedir arkadaşlar. Cevabımız D. 8. soru. Trafik kazası geçiren bir yaralıya ilk yardım uygulanırken seçenekte verilenlerden hangisinin yapılması doğru olmaz? A. Herhangi bir tehlike yoksa hasta yerinden kımıldatılmamalıdır. Evet. B. Hastanın yarasını görmesine izin verilmemelidir. Olabilir. C. İlk yardımı bilmeden bile yaralıya yardım için müdahale edilmelidir. Hayır arkadaşlar. Böyle bir şey yapmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Cevabımız C şıkkı. 9. soru. Doku ve organ nakli ile ilgili seçenekte verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. Organ bağışında kan uyumuna ve doku uyumuna bakılır. Evet doğru arkadaşlar. Doku ve kan uyumu olmadan organ nakli yapılmaz. Cevabımız A şıkkı. Diğerlerine bakalım. Organ bağışı yapmak isteyen bir kişi yalnız tek bir organ bağışlayabilir. Hayır, birden çok organ bağışlayabilir. C. Herkes organlarını her yaşta bağışlayabilir. C. Herkes organlarını her yaşta bağışlayabilir demiş. Hayır arkadaşlar, 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. D. Hastanın tıbbi aciliyet durumu göz önünde bulundurulmaz. Hayır, tabii ki bulundurulur. Doğru cevabımız A şıkkı. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi değildir? Hipofiz iç salgı bezidir. Pankreas yine iç salgı bezidir. Tiroid iç salgı bezidir. Kalın bağırsak arkadaşlar sindirim sistemi organıdır. Cevabımız C. 11. soru. Aşağıdaki yapılardan hangisi gözde bulunur? A. Sert tabaka. Evet arkadaşlar. Sert tabaka gözün en dışındaki tabakadır. Salyangoz kulakta. Oval pencere yine kulakta. Tat tomurcukları da dilde bulunur. Ama sert tabaka gözde. Cevabımız A. 12. soru. Koku alma ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Koku alınabilmesi için koku taneciklerinin sıvı içinde çözülmesi gerekir. Doğru. Özellikle bizim burnumuzda mukusta çözünüyor arkadaşlar. B. Tat ve koku alma duyu organları birbiriyle uyumlu çalışır. Evet bu da doğru. C. Aynı kokuyu uzun süre etkilenmeden alabiliriz. Hayır arkadaşlar. Burnumuz bir süre sonra yorulur ve aynı kokuyu uzun süre alamaz. Cevabımız C şıkkı. 13. soru. Bir öğrenci sınıfta yaptığı bir etkinlikte cam çubuğu ve metal çubuğu eşit kuvvetler uygulayarak ayrı ayrı masasına vurduğunda çubuklardan çıkan sesleri farklı şekilde duyuyor. Öğrencinin yaptığı etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın arkadaşlar, cam çubuk ve metal çubuğu vuruyormuş. Yani ses kaynakları farklı. A. Sesin yayıldığı ortam değiştiğinde duyulan ses değişir. Hayır. Ne dedim az önce? Ses kaynakları farklı arkadaşlar. Biri cam, diğeri metal. B. Bazı cisimlerden çıkan ses boşlukta da yayılır. Hayır arkadaşlar, burada boşlukta yayılma ile ilgili bir şey yok. Zaten boşlukta da yayılmaz. C. Farklı ses kaynaklarından farklı ses duyulur. Evet, demin zaten üstüne basa basa söyledim. Cevabımız C şıkkı. 14. soru. Böbrek üstü bezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kan şekerini ayarlar. Hayır, adrenalin hormonu salgılar, onu söyleyelim. B. Ergenlik hareketlerini kontrol eder. Hayır. C. Refleks hareketlerini kontrol eder. Bu omurilikte arkadaşlar. D. Korku, heyecan, sevinç gibi durumlarda hormon salgılar ki evet bu hormonun adı da adrenalin. Cevabımız D şıkkı. 15. soru. Ahmet ocaktaki sıcak tencereye elini değdirdiğinde hızlıca geri çekmiştir. Bu bir refleks arkadaşlar. Hemen onu söyleyelim. Bu olayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Omurilik tarafından gerçekleştirilir. Evet, refleksler omurilik tarafından gerçekleştiriliyor. B. İstemli hareketleri kontrol eden organ tarafından gerçekleştirilir. Yani beyin tarafından gerçekleştirilir diyor arkadaşlar. Yanlış. Cevabımız B şıkkı. C'ye bakıyoruz. Refleks hareketidir. Evet, doğru. Bu olay kontrol eden organ omurga kanalında bulunur. Doğru. Omurilik yani. Cevabımız B şıkkı. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde görülen ruhsal bir değişimdir? Bakın ruhsal diyor arkadaşlar. Bedensel olmayacak. Buna dikkat ediyoruz. A. Büyüme hormonunun salgılanması. Hayır. B. Ter ve yağ salgısında artış. Bu bedensel. C. Kendi kararlarını verme isteğinin artması. Evet bakın bu ruhsal bir değişiklik arkadaşlar. Cevabımız C.
17. soru. Aşağıdakilerden hangisi insanda omurilik tarafından kontrol edilen reflekslere örnek oluşturmaz? Bize hangisi refleks değildir diye soruyor. A. Eline iğne batan birinin elini aniden çekmesi. Bu refleks arkadaşlar. B. Göz bebeğinin fazla ışıkta küçülmesi. Bu da bir refleks davranıştır. C. Yüksek ses duyan birinin irkilmesi. Bu da arkadaşlar yine refleks. Kalbin düzenli olarak kasılıp gevşemesi refleks değil arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 18. soru. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görevini yapamayacak kadar hasar gören organların yerine sağlam organ parçasının veya tüm organın tıbbi yöntemlerle konularak hastanın tedavi edilmesi organ naklidir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.